sesim çok duyulmaz belki ama şu anda Teşvikiye Beldesi'ndeki yapay şelalenin önündeyiz. Bu arkamda görüyorsunuz, bu yapıyı Teşvikiye Belediyesi yaptı. Evet, bu şelale gerçekten çok güzel. Gerçek, doğal anlamda yapılmış bir şelaleyi aratmıyor. Gerçi sesim su sesinden çok duyuluyor mu şu anda bilmiyorum ama güzel bir ortamdayız. Hava da çok güzel, güneş güzel parlıyor. Çocuklarla birlikte geldik ve şu anda bu güzelliği yaşamaya çalışıyoruz. Az sonra size bir daha net göstereceğim ön kamerayı açıp. Ama şimdilik ben konuşabilmek için bu kameradayım. Şelale doğayla çok güzel bir uyum içerisinde. Gerçekten temiz havayla da görülmesi gereken noktalardan bir tanesi bence. İsterseniz ben hemen ön kameraya geçeyim, şelaleyi size net göstereyim. Evet, şu anda tam da şelalenin altına geldim. Suları görüyor musunuz bilmiyorum ama gerçekten çok güzel bir görüntü. Buradan akıyor ve aşağıya doğru süzülüyor. Çok güzel bir görüntü gerçekten. Mutlaka burayı es geçmeyin. Gelin ve görün derim. Özellikle bahar ve yaz aylarında burası muhteşem olur. Şu güzelliğe bakın. Gerçekten insan eliyle yapılmış, doğaya rakip bir güzellik bence. Evet, bakın burası da şelalenin hemen arkasında oluşmuş yapay bir göl. Aslında şelalenin sırrı tam da burası. Çünkü burada biriken su şelaleye dönüşüp oradan aşağıya dökülüyor. Bu yapay göl gerçekten görüntüsüyle hoş bir yer oluşturmuş. Burada piknik yapılabilir. Ya da çok güzel fotoğraf çekimleri yapılabilir. Gerçekten hoş ve görmeye değer bir nokta. Bu konuda Teşvikiye Belediyesi'ni kutluyorum. Güzel bir çalışma yapmış. Yalova'da eğer oturuyorsanız ya da yakın bölgelerde oturuyorsanız bence gelin bu güzelliği görün. Çünkü Yalova'nın nadir noktalarından bir tanesi haline gelmiş burası. Biz şu anda bu güzelliği yaşıyoruz. Umarım siz de en kısa sürede bu güzelliği yaşarsınız. Bakın işte az önce söylediğim tam olarak da buydu. Bu şu anda bu şelalenin göleti. Bu göletle biriken su şuradan gelerek buradan aşağıya akıyor. Ve böyle doyumsuz bir manzara oluşturuyor. İşte şelale buradan aşağıya sularının süzüle süzüle gitmesine neden oluyor. Bu güzel manzara da buranın bence değerini arttırmış. Şu suların sesi insanı çok rahatlatıyor, inanın. Biz şu anda bu tadı çıkarıyoruz. Özellikle de bahar aylarında buraya gelmek ayrı bir keyif veriyor insana. Ben çok zevk alıyorum burada bulunmaktan. Umarım bu göleti balıklandırırlar da ve insanların oltayla burada balık avlamasına da izin verirler. Gerçekten çok hoş bir mekan olur. Yani şimdilik burayla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Çok güzel bir mekan. Çok keyifli dakikalar geçiriyoruz. Şimdi artık kamera önüne yeniden geçmenin zamanı geldi. Bir kere de size kamera önünde burayı göstereceğim. Şu anda gerçekten uç bir nokta burası, bakın. Buradan aşağısı çünkü şelale. Tam burayı size bir kere de benimle birlikte görmeniz için böyle bir yöntem belirledim kendime. Bakın sular buradan süzülerek aşağıya doğru gidiyor. Hemen şöyle dönüyorum. Arkamda da bu şelaleyi oluşturan gölet var. Burası da gölet. Ters ışık olduğu için görüntü biraz siyah düşüyor. Ona da kusura bakmayacaksınız. Yani şelale tam da böyle bir güzelliğe sahip. Çocuklarım şelalede ne kadar uyumlu bir görüntü oluşturdular. Özellikle Şevval tam da böyle kulağın arkasına taktığı o çiçekle baharı adeta burada bizlere yansıtıyor. Nasıl, orası güzel mi? Evet, çok da beğenmişler. Şelalenin güzelliğini görüyor musunuz? Hele benim çocuklarım ayrı bir güzellik kazandı, o ayrı mesele. Evet, burası çok güzel gerçekten, doğasıyla, havasıyla. Aşağıda Teşvikiye Beldesi'ndeki güzel insanlarıyla gerçekten çok hoş bir mekan. Biz burayı görmekten, burada dolaşmaktan, şu anda bulunmaktan, bu güzelliğin içerisinde bulunmaktan keyif alıyoruz. Bir süre daha burada kalacağız ve bu güzelliği paylaşacağız.